anlatacağım bak, bir şey var. Bak biz yetişkin insanlarız. Tamam. Bak biz yetişkin insanlarız. Herkes neyin ne olduğunu bilir. Tamam abla, bir şey söyleyebilir miyim? Dur sonra söyle. Şu kuzeni bir izleyelim, o da anlatsın o gece ne olduğunu. Evine gitmek üzere kuzeninin yanından ayrıldı. Şüpheli şekilde sırra kadem bastı. Kaybolduğu o gece. Bir daha barışmayacağını söylemişti. Keziban Er Yılmaz'a ne oldu? Önce yeni ayrıldığı sevgilisiyle görüştü, ardından kuzeniyle buluştu. 39 yaşındaki Keziban Er Yılmaz'ın kaybolduğu 16 Haziran'da neler yaptığı sorusunun peşine düştü ekibimiz. İlk olarak gittiğimiz noktada yanımızda Keziban Er Yılmaz'ın kuzeni Yasemin Ertaş vardı. Keziban beni aramıştı gündüzden, alışveriş yapacağım. Zaten ertesi günde annesiyle börek yapacağımız planları vardı. Beni aradı, benim dedim hani işim geç bitecek. Aşağı yukarı yani 10 gibi işim biter dedi. 10-10.30 gibi tamam dedi. İşim bitince beni ara dedim. Arabayla dedi, beni dedi evime bırakıver dedi. Ben de tamam dedim. Keziban'ı aradım, evden mi alayım seni dedim. Yok dedi, ben de çay bahçesinde olacağım dedi. O yüzden aracımla buraya kadar geldim. Ya bir bardak çay içelim dedi. Tamam dedim, beraber yürüdük. Saat kaç gibi oluyor bu? Bu akşam 11-11.30 civarları. Şuraya oturmaya karar verdik. Tam burada Coşkun'un arabayı binerken gördüm. Coşkun'un dedim ne işi var burada dedim. Siz dedim küs değil misiniz dedi. Ya yok dedi, arkadaşlarıyla geldi dedi. Arkadaşlarıyla oturduk dedi. Ben onunla kesinlikle konuşmadım. Konuşmuyorum da dedi. Birer bardak çay içtikten sonra kalktık. 20 dakika oturmamışızdır. Dört yoldaki markete gittik. Buraya çok gittik. Çay bahçesinden ayrılan Keziban Er Yılmaz ve kuzeninin bir sonraki durakları market oldu. Ben arabada bekliyordum zaten araçta. Markete gitti ama hiçbir alışveriş yapmadı. Sadece iki ekmek aldı çıktı. Ondan sonra tekrar aracımıza binip gittik. İki ekmek alıp marketten çıkan Keziban Er Yılmaz anlatılana göre bu kez de kuzeniyle evinin yolunu tuttu. 5 dakika sürdü ekmek aldığı noktadan eve dönmeniz. Evet. Buraya bıraktım ve gittim evime. Eve girdiğini gördünüz mü buradan? Görmedim maalesef. Coşkun Keskin o gün Keziban Er Yılmaz'a ayakkabı ve terlik verdiğini iddia ediyordu. Fakat Yasemin Ertaş'ın söylediğine göre kuzeninin yanında ne yeni bir ayakkabı vardı ne de terlik. Yanında ne vardı iki ekmeğin dışında? Sadece telefonu ve cüzdan gibi bir şey vardı elinde. Çay bahçesinde oturdukları sırada Keziban Er Yılmaz'ın yaptığı telefon konuşmasından da bahsediyor Yasemin Ertaş. Tavrında tarzında hiçbir şey yoktu. Hatta çay içerken ona bir telefon geldi. O telefonda küfür etti karşı tarafa. Boya bata gelmez dedi, küfür etti orada. Keziban'ın konuşmasına bakarsan karşıdaki insan gelmiyor gibiydi. Keziban Er Yılmaz'la son görüşmelerinden bir gün önce yine bir arada olan Yasemin Ertaş, kuzeninin yeni ayrıldığı sevgilisi Coşkun Keskin'le ilgili kendisine anlattıklarını da dile getiriyor. Coşkun'un... Şu Yasemin'in şu dediğini not alalım, Yasemin'e soralım onu. Yani bu hani boya bata gelmezsen meselesini... Hocam yani onu ben biliyorum. Kiminle konuşuyordu? Bir arkadaşı baza vereceğim demiş. Hani ne demiş? Baza. Baza vereceğim. Kız kardeşleri geleceğiydi. Kardeşleri geleceğiydi İstanbul'dan. Evinde şey yok. Bir tane yatak odası var. Dedi baza ver demiş. O da demiş tamam vereyim demiş. O da köyde duruyor şey. Arkadaşı demiş hani belki geç gelirin. O da gelirsen gel bu akşam, gelmesen gelme demiş. Hani o yani o. O baza meselesi, onu biliyorsunuz. Tamam, tamam. Onu biliyorum. Devam edelim. Abla bence hiç öyle... Keziban Er Yılmaz'la son görüşmelerinden bir gün önce yine bir arada olan Yasemin Ertaş, kuzeninin yeni ayrıldığı sevgilisi Coşkun Keskin'le ilgili kendisine anlattıklarını da dile getiriyor. Coşkun'la işte sildim, ettim, benim çocuklarımla görüştürmeyen insanla hiçbir işim olamaz ve bir daha barışmayacağını söylemişti. Çocuklarımı toplayıp çocuklarımla birlikte yaşayacağını söylemişti bize. Efendim Coşkun'un lafı kesildi, öyle değil dedin baza meselesine. Ablacığım, evet. Şimdi ben bir şey söylediğim zaman benim lafımın üstü kapatılıyor ama karşı taraf bir şey söylediği zaman hemen inanılıyor. Tamam çok haklısın. Ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Boya bata gelirsen de gelmezsen de senin lafının altında çok şey yatıyor. Baza maza değil yani. Bunun altında demek ki bir küfür var. Bir tehdit var yani sonuçta. Yani bir insan düşündüğü zaman şunu kelimeyi tekrar açarsanız konuştuğu yani onun altında bir şey olduğu belli. Boya bata gelirsen de gelmezsen de ne demek yani? Konuştuğu kişiyle biz konuştu. Tamam konuştu, boyabata baza için gelemeyebilir. Yani geç gelirim dersin. Ya tamam geç gelirsen haberleşiriz dersin. Ama gelirsen de gelmezsen de. Bu lafın altında her şey aranıyor abla. Sonra herkese sorarsanız aynı şeyi düşünür yani. Sen söyle senin beraber yaşadığın kadın. Eşe bıraksaydın ya evde adam değil misin? Senin beraber yaşadığın kadın söyle kiminle ne problemi vardı? Abla bilmiyorum kiminle ne problemi vardı. O zaman niye konuşuyorum? Şimdi siz Sinop merkezde yaşıyordunuz değil mi? Evet. Önce. Hı-hı. Hani bu komşuların bağlandığı, kavgaların, evet, dövüşünün olduğu. Sonra sen cezaevine girdin. Evet abla.
Cezaevine girdikten sonra mı o Boyabat'a taşındı? Yok abla. Allah ben nasıl cezaevinden oldu? Çıkmama iki ay ya da üç ay kala taşındı Boyabat'a kendisi. Taşındı Boyabat'a taşındı. Evet. Zaten seninle benim de, bilgim vardı. Seninle de konuştu. Evet. Niye Boyabat'a taşındı? Abla bilmiyorum. Kendisi dedi ki ya biz dedi Sinop'ta millet o kadar dedikodu yapıyor. Bizi huzursuz ediyor. Kavga ediyoruz devamlı. Boyabat'a taşınalım dedi. Sinop'ta kimseyi ne tanımıyor. Dedikodu oluyordu? Neden dolayı kavga ediyordunuz? Ya dedikodu derken işte onun geçmişinden konuşuyorlardı. Benim geçmişimden biri gelip bana hani ona bir şey söylüyordu. Devamlı aralara başları giriyordu. Tartışma yaşıyorduk böyle kıskançlık sorunları gibi. Boyabat'a taşınalım dedi. Tamam dedim ben de. Cezaevinden çık. Sen onu kıskanıyor muydun? Abla yer yer kıskanıyordum tabii ki. Neden mesela kıskanıyordun? Mesela neden? Bir erkekle böyle gülerek labale konuştuğu zaman kıskanırdım, tepki verirdim. Ama öyle şiddet... Mesela hangi erkekle labale konuşuyordu? Ya hangi erkek değil abla. Yani olur ya normal bir erkekle sohbet edersin, gülerek konuşursun. İnsan kıskanır. Tamam o erkeği nereden buluyor işte? Abla çalıştığı yerde mesela müşteri gelir böyle bir şey isterken böyle gülerek sempati çevirir. Kıskanır yani o da sen aynı şekilde. Sen onu kıskanıyordun. Ha. O da kıskanıyordu mesela. O seni neden kıskanıyordu? Abla mesela yolda yürürdün yani yolda yürürken biliyorsun yani kafamız önde gideriz. Yok sağa sola bakma yok oraya niye baktın buraya niye baktın gibilerinden. Yani sen bakmadığın halde mi baktın diyordu yoksa sen bakıyor muydun hangisi? Abla affedersin de yani durup da öküz gibi de bakma şekli de yok yani öyle bir bakma yok. Normal insan yürürken önündeki insanı illaki de görür yani. Şimdi görmek ayrı bakmak ayrı. Abla mesela bak. Şimdi bir böyle... Şimdi dost doğru karşıya baktığında da mesela ben şimdi bu 5 numaraya baktım bütün her tarafı görebiliyorum. Evet. Ama bir de böyle bakarsan işte onu dikkat çekiyor. Onu abla demin dedin de ki böyle bakmak öyle. Yok zaten. Bakın ha? Böyle bakmak yok zaten. Yolda illa kafam yukarıda yürüyeceğim o istiyor ki benim kafam yerde gideyim. Yani o şekilde kıskançlıklarımız vardı. O sana kimseye bakma diye seni kıskanıyordu. Evet. Telefonuna falan mesajlar geliyor muydu? Geliyormuş anladım. Abla telefonda ben onu izah ettim. Bakın yabancı zaten bu. Ben de ekli değil. Yazışmam bir kere yok. Mi oldu? Abla bir kere oldu. O bir da... kere siz diş macunu için bile dövüşmüşsünüz galiba. Bir diş macunu. Yok abla ya ne diş macunu için niye dövüşeyim ben ya? Valla birisi söyledi onu. Diş macunu kavgası yapmışsınız. Bütün mahalle dinlemiş diş macunu. Abla, diş macunu mu şey yoktu? Neydi? Abla akıllı bir şey değil. Diş macunu için niye kavga edelim biz ya? Yani, diş macunu yüzüne niye kavga edelim abla? Ne bileyim var mı diye ettiniz yok mu diye ettiniz. Bir saat tartışmışsınız. Ya, mahalle duyuyor hayatım. Bir tane tuğla. Herkes duyuyor yandı. Abla hepimizin bakın ikimizin de diş macunu da ayrıydı. Diş fırçamız da ayrıydı mesela bizim. Niye kavga edelim ki? İşte bilmiyorum senin diş macununu mu kullandın sen mi kullandın? Diş macunun bitmiş. Ne bileyim etmişsiniz işte söylüyorum. Allah yok öyle bir şey ya. Gerçekten yok öyle bir şey. Diş macunu yüzüne biz niye tamam, kavga edelim? Tamam yani yolda baktın kadına dedi bakma dedi. Sonra şimdi her akşamın o kavgaların nedeni ne o zaman Sinop'takilerin? Abla her akşam biz kavga etmiyorduk ki her akşam kavga yok abla. Tamam haftada iki diyelim kavganın nedeni ne? Aynı böyle kıskançlık ablacığım. Başta ne olacak ki? Kavga değil abi. Bu sadece ağız tartışması. Bakın geçen de bayan bir şey anlattı. Yalanı ortaya çıktı abla. Ne? Hiç kimseden bir tepki göremedim ben mesela. Hala o tarafa inanılıyor. Hangi tepkiyi göremedin? Abla dedi ya ben işte bir keresinde gördüm. Beline sarıldı sonra... Onu oradaki bak. Coşkuncuğum onu oradaki bütün mahalleli söyledi. Benim onu konuşmamamın nedeni Ayşenur, sen değilsin. Ama kendisi de yalan mı? Öyle bir şey yok ki abla. Eğer karşı taraf Ayşenur olmasaydı, bu benim için küçük bir kız çocuğu annesini arayan. Olmasaydı onu konuşurdum. Benim onu kapamamın nedeni onlara inanmamam değil. Ayşenur'u korumak istemek. Ya tabii sana ki abla ama... Sana orada da söyledim. Ablacığım bakın öyle diyorsunuz da mesela şimdi televizyonda izleyenler var. Beni farklı şekilde tanıyorlar. İşte ben de o şekilde tanıdım da... Ayşe Nur'dan dolayı olayı değişmiyorum. Yoksa onunla ilgili tabii de bağlanmak ki, abla, isteyen anlayış çok gösterir. Kişi ben ona bir şey demiyorum ama benim de burada haksızlığa yani uğramadığım yani. Yani sana inandığım için değil, Ayşe Nur'a kıyamadığım için. Anlıyorum abla sizi de arada beni de düşünün yani oradan iftira atıyor. Seni İnanacaklar... düşünmüyorum Coşkun çünkü eğer evde bir kız çocuğu varsa, bir genç kız varsa, anne de çalışmaya gidiyorsa, oradaki beraber yaşadığı kişinin de evde kız çocuğu var, anne geleceği zaman gidersin, alırsın... Kezban'ı iş yerinden beraber eve girersiniz. O zaman hiç dedikodu falan olmaz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.